Nazlı Ilıcak'la pazar gezmesi bu hafta Ahu Yatu'ya konuk oldu. Merhabalar. Oo, canım benim, öpeyim. Bak ne kadar enteresan bu böyle. Ne kadar şık bir kıyafet ya. Onların da hepsinin dönemleri farklı. O mesela 80'lerden bir gözlük. Şöyle bir bakış çok fırlatayım. Yakıştı. Çok güzel şapkalar. Hakikaten. Benim babaannem ve onun ablası hep şapkalıydılar ve o şapkalar şimdi bende duruyor. Ahu Yatu 14 yaşında başladığı iş hayatında neler yaşadı? O zamanlar 36 beden bile yoktu. 32 beden olunca çok fazla iş yapamıyordum o zaman. Ünlü mankenin hayalindeki meslek neydi? Açıkçası ben balerin olmak istedim her zaman. Fakat konservatuar sınavlarını kazanamadım. Anne ve babası 7 yaşında boşanan Ahu Yatu o günleri nasıl atlattı? Çok büyük bir sürpriz olmadı açıkçası. Yani birazcık hani kademeli bir şekilde gerçekleşti. Ben her zaman istediğimde babamı gördüm. Ahu Yatu nasıl bir hamilelik geçirdi? Ben bir kere çok mutlu bir hamilelik geçirdim. Oğlu Kemal neler öğretti? Ben birazcık aheste, huzurlu bir tipimdir. Çok fazla hızlandığımı düşünüyorum. Ahu Yatu mutfağa girdi, sebzeli kış çorbası pişirdi. Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyorum Nazlı Hanım. Yani genelde işte sebze ağırlıklı. Nazlı Ilıcak Ahu Yatu'yla beraber catwalk yaptı. Şöyle yapıyoruz. Ama o zaman da işte yere bakmayacağız. Yere bakmayacağız değil mi? Sağ. Pilates yapan Ahu Yatu'ya Nazlı Ilıcak eşlik etti. Nazlı Hanım tamamdır bence. Siz çözdünüz. Ben çözdüm yani. Birazdan Nazlı Ilıcak'la pazar gezmesinde. Sevgili. Merhabalar. Canım benim, öpeyim. Çok hoş teşekkürler. Geldiniz. Bu kadar güzel bir ofisinde beni kabul ettin. Çok efendim, teşekkür ne ediyorum. Demek. Bizim onurumuz. Sağ ol. Buyurun. Şunu şöyle istersen. Ya şurada bir bereket duası var. Önce evet. Bir bismillah deyip adım atalım istersen. Ne kadar güzel elbiseler, ne kadar güzel takılar var. Şimdi bunları tabii tek tek ben müsaade edersen üstümde deneyeceğim. Elbette, elbette. Nasıl isterseniz. Sağ ol. Sevgili seyirciler, bugün Ahu Yatu'ya misafiriz pazar gezmesinde. Gördüğünüz gibi çok güzel vintage kıyafetler var. Sürprizlerimiz de olacak. Bir kere kariyerini konuşacağız. Evet. Hayatını konuşacağız. Sürprizlerimiz ne derseniz, mesela mutfağa gireceğiz. Belki sizin için mankenlik de yapabilirim. Bizi izlemeye devam edin. Ahucuğum sana layık değil ama. Estağfurullah. Ufak bir hediye. Sonra çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne kadar ince ve zarifsiniz. Çok böyle teşekkür ederim. Böyle güzel bir ofise, böyle güzel bir hanımefendiye işte. Karınca çok kararınca. Sağ olun. Bu kıyafetler hakikaten birbirinden güzel. Bunları nasıl temin ediyorsunuz? Vintage kıyafetleri. Bunların birçoğu vintage ve ikinci el diye ayrılıyor. Onun ayrımını da konuşuruz zaten sizinle. Onu daha hala daha pek bilmeyenler var. Bize dünyanın her yerinden ulaşıyor bu ürünler. Sitemizde satmak istiyorum diye bir bölümümüz var. Orada form dolduruyorlar. Eskilerini değerlendirmek isteyen insanlar buraya ulaştırıyorlar. Biz de kalite kontrolü yapıyoruz başta. Eski değil bunlar. Eski. Eski hepsi ama eski. Eskimiş değil. Eskimiş değil. Aynen belli öyle. Belli pırıl pırıl. Güzel kullanılmış bakın, diyelim. Pırıl pırıl duruyor. Evet, iyi saklanmış ürünler. Çantaları da tutmadan düştü. Bak ne kadar sempatik, ne kadar hoş çantalar. Bu daha mı pahalı oluyor bu ürünler, daha mı ucuz? Vintage oluyor? Ürünler markasına göre pahalılığı değişiyor ve dönemine göre. Öyle mi? Mesela 20'lerden bir ürünse çok daha kıymetli hale geliyor. Çünkü bulması çok zor. Eğer ki günümüze daha yaklaşıyorsa, 80'ler, 90'larsa o zaman biraz daha ucuzluyor. Şimdi mesela benim belki de bu 70'ler diyebilirim. Annemden kaldı. Çok ben hoş. Üstüme uygun bir şekilde yaptım. Has vintage bir takım, kadife. Sevgili seyirciler bu
annemin kıyafeti. Üzerime göre yaptım. Ve özellikle Ahu'ya gelirken bir vintage kıyafetle gelmeyi arzu ettim. Çünkü ben daha spor giyiniyorum. Ama baktım da hoş oluyormuş vintage'de giyinmek. Çok yakışmış. Sağ ol, çok teşekkürler. Burada takılar var. Aslında ben bu çantalara bayıldım. Yani ne kadar, ay pardon. Teşekkür ederiz. Ne kadar evet. Hoş çantalar bunlar ya. Bunlar da yine 80'lerden, bazıları 60'lardan bayağı el işlemesi. El işlemesi. Evet, çantalar. Çok mutlaka değerli. Bu da mesela tamamen tipik bir 60'lar çanta. Bu kadar geri gittikçe demek değeri de tabii değeri artıyor. Değeri artıyor. Şu pabuçları da göstermeden geçemeyeceğim. Müthiş kordelalı. Bu da herhalde kaçlardan kalma? Bunlar da 70 sonu 80 başı. Ama ne kadar şık. Hı hı. Herhalde hoşlar. Sana bir ziyaretine geleceğim. Gözlükler tabii de var. Tabii bekliyorum. Gözlükler. Bunların da mı bir eski? Onların da hepsinin dönemleri farklı. O mesela 80'lerden bir gözlük. Şöyle bir bakış fırlatayım. Çok yakıştı. Çok şıktır bunu bozmadan. Şöyle koysam tabii olur ki. Değil mi? Hı hı. Bunlara bayıldım. Bu bilezikler şahane. Onların hepsi şahane. Vintage. Öyle değil evet. Mi? Ay ne kadar şahane. Hepsi 70'ler ve 80'lerden kalma. Ve bunlar aslında yani gerçek altın... Da değil tabii değil mi? Fobi bazıları kaplama, bazıları metal, bazıları da hoş. Gümüş. Telefonu bile vintage yaptı. Telefonu bile vintage yaptı. Evet. Burada da kıyafetler var. Evet. Giymek mümkün mü? Giyilebiliyor. Elbette. Giyilebiliyor. Tabii ki. Çünkü bu tip kıyafetlerin ne bedeni tam bellidir, ne şeysi hani yakışır mı yakışmaz mı bunları denemek aslında... Bak ne kadar enteresan bu böyle. Ne kadar şık bir kıyafet ya. Renkleri. Renkleri çok değil hoş mi? Gerçekten evet. İnanılmaz. Bunları bir şeyiniz mi var? Bir grubunuz mu var bütün bunları inceliyor? Tabii ki bir ekibimiz var. Ekibimizin içinde annem de anne. Mevcut. Anne hiç... olmadan biliyorsunuz ki annen hiç yanından bir takım şeyleri biz bilemiyoruz. Yani orada bilmem ne lekesi var, nasıl tabii. Çıkar onu en iyi anneler biliyor. Tabii. Dolayısıyla o da yardımcı oluyor. Hele bu da şahane bir kıyafet. Artık gece kıyafeti var, gündüz kıyafeti var. Evet. Takı var, gece daha ağır. Şuna göz koydum, şu çok hoş. Evet. Bununla bir şapka giyilebilir mi mesela bununla? Giyilebilir, deneyebiliriz. Çok fazla dönemi yansıtan ürünlerle ben şapka kombinlemeyi sevmiyorum. Öyle mi? Ha. Film karesinden fırlamış gibi oluyor. Size önerebilir miyim? Evet, öner. Ama bu kıyafetimle takamam tabii ama mesela olsun. Şöyle, ne tarafı bunun önü, arkası? Şimdi şöyle, şurası önü. Evet. Çok hoş. Böyle şey olarak gerçekten. Ama çok güzel şapkalar. Teşekkür ederiz. Bizim annemiz zamanında, annem Ankara işte o dönem hep şapka giyerlerdi. Böyle tülleri vardı şapkaların ki bu... da belki bir tülü olacak. Böyle üstlerine kapatırlar. Ama evet. Hakikaten... Benim babaannem ve onun ablası da hep şapkalıydılar. Ve o şapkalar şimdi bende duruyor. Burada tabii ki sergilemiyorum. Onlar özel. O özel. Ve bu şapkalar eve gidince de şapkalı oturuyorlardı herhalde. Evet. Çünkü saç bozulur. Şimdi giyilse ne olacak? Mesela ben şunu çok beğendim. Çok. Sana. Ne kadar şık. Hakikaten çok hoş. Şimdi bu bizim damdösyonda böyle şapkalar vardı. Kenarlı lacivert başımıza açık çıkmasına izin vermezlerdi. Evet. Çok fazla bozmuyorum küçük şey. Bir de şu tüllü yüzümüze. Bunu mu? Evet. Elbette. Tanım. Çok yüze düşmüyor, düşmüyor aslında. Düşmüyor ama bu düşmüyor yani. Ha. Bu üstünden gelen. Düşse çok iyi olacaktı. Evet. Yani kendini kamufle etmek için şöyle takayım tülü. Bu böyle tanınmamak için
gizli randevularda belki hanımlar tüllerini de indirerek de öyle geziyorlar. Şimdi istersen bir kahve içelim. Çok teşekkürler. Tamam. Senin lezzetli kahveni içmeyi arzu ederim ama şimdi ben oturmadan şu güzel yastığa bir dikkat çekmek istiyorum. Ben bunun arkama koyamam. Müsaade edersen şöyle kucağıma alayım. Kucağınıza. Bu tamam. Kemal değil mi? Kemal, evet. Benim de torunun adı Kemal. Çok güzel, biliyorum. Çok şeker ya. Çok şirin bir çocuk. Teşekkür ederim. Sana da benziyor galiba. Şöyle ben şöyle koyacağım. Birazdan Nazlı Ilıcak'la pazar gezmesinde. Ahu Yatu 14 yaşında başladığı iş hayatında neler yaşadı? O zamanlar 36 beden bile yoktu. 32 beden olunca çok fazla iş yapamıyordum o zaman. Ünlü mankenin hayalindeki meslek neydi? Açıkçası ben balerin olmak istedim her zaman. Fakat konservatuar sınavlarını kazanamadım. Anne ve babası 7 yaşında boşanan Ahu Yatu o günleri nasıl atlattı? Çok büyük bir sürpriz olmadı açıkçası. Yani birazcık hani kademeli bir şekilde gerçekleşti. Ben her zaman istediğimde babamı gördüm. Ünlü manken oğlu Kemal'i anlattı. Neşeli bir çocuk. Neşeli. Yani mutlu bir çocuk. Bir taraftan da kendine has bir komikliği var. Ahu Yatu mutfağa girdi, sebzeli kış çorbası pişirdi. Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyorum Nazlı Hanım. Yani genelde işte sebze ağırlıklı. Nazlı Ilıcak Ahu Yatu ile beraber catwalk yaptı. Şöyle. Şöyle yapıyoruz. Ama o zaman da işte yere bakmayacağız. Yere bakmayacağız değil mi? Sağ. Pilates yapan Ahu Yatu'ya Nazlı Ilıcak eşlik etti. Nazlı Hanım tamamdır bence. Siz çözdünüz bu. Ben çözdüm yani. Birazdan Nazlı Ilıcak'la pazar gezmesinde. Nazlı Hanım gelir gelmez hemen kıyafetlere daldık ama sizin getirmiş olduğunuz bir hediye vardı. Ben onu çok merak ediyorum. Sağ ol. İzninizle açmak istiyorum. Sana layık değil ama. Estağfurullah. Bunu bir çift böyle dükkanında bir uğur getirsin gibisinden. Bu biliyorsun bunlar baykuşlar. Evet. Çok sempatik bir büyük bir küçük böyle. Bu da ahşaptan yapılma. Sevebileceğini ümit etti. Bir de yavrusu. Bu da yavrusu. Ağucum şimdi senle başlayalım. Kıyafetlerle başladık ama bir de sen varsın. Hakikaten çok takdir ettim. Gördüm bu çok çabalarını. Bu kadar erken yaşta başladın galiba. Çünkü epey yol aldın sen. Evet. Çok erken yaşta başladım. Öyle mi? Biraz fazla belki de erken yaşta başladım. Kaç yaşında başladın? Ben 14 yaşında modelliğe başladım. Öyle mi? Evet. 14 yaşında başladım. O zaman ortaokula gidiyordum. İzmir'de yaşıyordum. Hı hı. Burada Gaye Sökmen'le tanıştım. İlk başlamam öyle oldu. İzmir'de yaşadığım için çekimlere geliyordum hafta sonları. Hafta içi de okul vardı. Onun evinde kalıyordum. Çekimimi yapıyordum. Pazar sabahı tekrar otobüse binip İzmir'e gidiyordum. Peki ailen nasıl bırakıyordu? Çok küçük yaştaydın. Geliyorlar annen. Annem benimle geliyordu, hı hı, genellikle. Ama yani bunu çok hani güzel şartlarda ve medeni bir şekilde, hı hı, yaptığım için onlar da destekledi. Tabii, tabii. O zaman çok zayıftın diye okudum. Çok zayıftım. Kaç bedendin mesela? Yani 32 bedendim herhalde. Hı. Gerçekten çok zayıf. 43 kiloydum. Of. 14 yaşındayken. Yine de boyun vardı tabii. Yine de boyun vardı ama yani o zamanlar 36 beden bile yoktu. 38 bedenler vardı Türkiye'de. Genelde 38 beden vardı yani. Modeller 38'di. Hı-hı. 32 beden olunca çok fazla iş yapamıyordum o zaman. Yani, hı-hı, dergi çekimleri, editorial çekimler, hı-hı, çok yapıyordum ama ne bileyim defilelerde çok zorlanıyordum. Üzerime kıyafetler hiç olmuyordu. Hep bir daraltma yapmak gerekiyordu. Sonra yıllar geçtikçe beden de, Türkiye'deki beden de 38'den 36'ya ve sonra 34'e düşünce ben de rahatlamış oldum.
Böyle bir düşüncen var mıydı senin? Hani bir gün manken olurum. Böyle yoktu. Bir şey. Açıkçası ben balerin olmak istedim her zaman. Fakat konservatuvar sınavlarını kazanamadım. Ve çok üzüldüm. Sonradan hani başka bir meşgale olsun diye bir annemin arkadaşının bir kursu vardı, zarafet kursu. Ona katıldım. Ama kursta yani sadece hani o aklınıza şey gelmesin, hemen kitap koyup hani düz yürümek değil, sosyoloji dersi vardı, felsefe dersi vardı. Yani hayatla ilgili bilimum dersler bir araya toplanmış bir zarafet kursuydu ve çok hoştu, çok verimli oldu benim için. Onun sayesinde de zaten Gaye Hanım'la tanışıp başlamış oldum. Şimdi sen İzmirli bir ailenin kızısın. Benim anladığım. Evet. Kahveler çok geldi. Teşekkür ederiz. Ne kadar güzel bir sunum. Evet, çok teşekkürler. Kemerlerimi size takdim edeyim. Suyumuz. Evet. Kırmızıyı aldım ben. Şimdi biliyorsun çok su içmek lazım ama biz burada zarafetten azıcık şöyle bir yudum su içiyoruz. Evet, çok güzel. Onu telafi edeceğiz sonra. Tamam, aynen. Şimdi sen İzmirli bir ailenin kızısın. Evet. Annen senin gördüğüm kadarıyla hep yanında. Evet. Ama bir ayrılmış ailenin evet, kızı oluyorsun. Evet. Kaç yaşındaydın sen ailen ayrıldığında? Onlar, ben 7 yaşındaydım onlar ayrıldığında. Yani evet. Epeyce küçük bir yaş aslında. Sana nasıl söylediler mi, yoksa sürprizle mi karşılaştın? Hani? Yani çok büyük bir sürpriz olmadı açıkçası. Yani birazcık hani kademeli bir şekilde gerçekleşti. Dolayısıyla ben de hani büyük bir şok geçirdiğimi düşünmüyorum. Öyle, öyle düşünmüyorsun. Yok, İyi. Hayır. Yani sende bunun tesirleri oldu mu? Ya şöyle, mutlaka ki olmuştur ama dediğim gibi hani biz her zaman medeni bir aileydik. Annem hiçbir zaman işte aman ben onlara yollamam, şöyle yapmam gibi hiçbir zaman böyle bir düşüncesi ve tavrı olmadı. Ben her zaman istediğimde babamı gördüm. Babaannem zaten bana büyümemde çok yardımcı olmuştu. Annemle babam çalıştığı için. Her zaman istediğimde babaannemle birlikte olabiliyordum. Dolayısıyla hep yine de iç içe devam ettik. İç içe devam ettin ama ondan sonra büyüdün, 14 yaş böyle. 14 yaşta bir başladın. Pir başladın. Pir başladın ve o kadar, şimdi çok gençsin sen gene. Fakat bir baktığında sanki 20 yıllık bir çalışma mazim var gibi. Gerçekten öyle. Olabilecek gibi değil. Evet. Ama ben de düşününce hakikaten oturtamıyorum ve inanamıyorum nasıl geçti o kadar zaman diye. Sadece çünkü bu işlerle meşgul olmadın. Şimdi mankenlik. Bir ara bir evlilik var, araya evet, giriyor. Ondan önce oyunculuğa bir geçiş öyle mi oldu? Evet. Gösteri sanatları bölümünde okumaya başladım. O zaman da zaten evlendim. Hem okul hem evlilik hepsi bir arada devam etti. Sonra sunuculuk ve oyunculuğa geçiş yaptım. Yani modellik bir taraftan devam ediyordu. Oyunculuk ve sunuculukla birlikte hepsini götürmeye başladım. Biri bizi gözetliyor. Evet. Burada. Evet, orada başladım. Orada başladım. Mezun olduktan hemen sonra başladım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Hadi gidelim, özledin mi çok? Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ne acayipti değil mi? Bir zaman kırdı geçirdi bu. Çok çok enteresandı. Hepimiz meraklı bakıyoruz ne cereyan ediyor, kim kimle nedir. Ama çok tutmuştu. Çok tutmuştu, çok. Evet. Ve orada da sen sunuculuk yaptın. Ya benim için gerçekten çok, yani okyanusa düşmüş bir balık gibiydim. Çünkü hemen mezun olduktan sonra bir anda kendimi canlı yayının ortasında buldum. Ve hakikaten çok zor bir dönemdi benim için ama keyifli de oldu. Sadece sunuculuk değil, dizilerde de rol aldın ama evet, ne zaman? Sanıyorum 2002'ye denk geldi. Nasıl mesela, ne dizilerinde oynadın? Önce bir komedi dizisiyle başladım. Uzaktan Kumanda diye. Fakat çok onun ömrü kısa oldu maalesef. Bir ara öyle bir furya vardı. Girip evet, girip kalkıyordu diziler. Ben de onların birçoğuna rastladım. Daha sonra işte komediden daha drama doğru, yani polisiyeye doğru ve drama doğru geçiş yaptım. O güzel, o Komiser Nevzat. Evet. Orada ben seyrettim. Yani müthiş bir şey ya. Bir Avrupa filmindeki gibi şöyle alıyorsun, bacağının arasına tabancayı sıkıştırıyorsun. Zor, aksiyonlu bir filmdi herhalde, bir diziydi. Aksiyonluydu. Boşa uğraşıyoruz ya. Adım gibi eminim. Katil içerideki herif.
Sen biliyorsun da Ali Komiser, mahkeme bilmiyor. Adamı içeri tıkmak için kanıt gerek, belge gerek. Kavak yerleri var. Kavak yerlerinde aslında o bir konuk oyunculuktu ama epey bir zamanı uzadı. 10-15 bölüm kadar çektik. Of, Duygu çok heyecanlıyım. Keşke hemen açıklasalar. Öyle beklemekle olmaz ki. Nasıl yani? Ya ben ve arkadaşların senin ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz, tamam mı? Sen istediğin kadar harika şeyler yap. Kimsenin haberi olmadıktan sonra. Öyle de. Aşk ve Ceza var, değil mi? O da orada. Peki sen konuk değilsin ama, değil mi? Pelin karakterini canlandırdın. Konuk değilim. Sonradan girdim. Sonradan ben de girdim. O diziye. Hı-hı. Evet. Nurgül Yeşilçay'ın en yakın arkadaşını oynuyordum. Hı-hı. O da epey bir zaman gitti. Güzeldi o. Çok evet. Güzeldi. Çok güzeldi. Yani set ortamı ayrı güzeldi. Bence konu, hikaye de çok hoştu. Benim çok keyif aldığım bir projeydi o. Merhaba şekerim, ben Pelin. Hakan. Şirketimizin genel müdürü. Pelin de dostumuz, buranın sahibi. Ne ısmarlayayım size Hakan Bey? Orada mesela Pelin karakteri nasıl? Bir özgür bir karakter mi? Çok özgür, çok özgür ruhlu bir karakter. Birazcık daha hani bizim tanıdığımız kadınlara nazaran daha rahat, daha kendi başına, daha hani kendine güvenen bir kadını yansıtmaya çalışıyordum. Dolayısıyla da ama aşktan da kırılmış, bir türlü aşkı da bulamayan ama işte bir takım şeyleri kendi içinde yaşayan bir karakterdi o. Pelin karakteri senin karakterine uyumlu mu? Mesela özgür müsün sen? Böyle karakterin özgür, baskıya tahammül edemeyen bir insan mısın? Aslında öyleyim. Yani sonuç olarak baktığınızda az önce de konuştuk. 14 yaşından beri bir şekilde hani kendi kendime bu durumu ortaya çıkarmışım. İşte işimi kurmuşum, kendi başıma yaşamayı öğrenmişim. Dolayısıyla çok fazla tabii ki de baskıya gelemiyorum ama herkesin de yani fikrini, düşüncesini sorarım. Sen şimdi sunuculuğa devam ediyorsun. Ediyorum, değil mi? Evet. Ne tip bir program yapıyorsun? Biraz tasarımla alakalı bir program ama lifestyle diyebiliriz. Yani her şeyden biraz nasıl diyeyim, benim seçtiğim, benim hoşuma giden, yansıtmak istediğim bazı hayat tarzlarını göz önüne seriyoruz. Bir diğer sezon trendimiz ise floral desenler. Bu örnekte gördüğümüz gibi floral desenler grafik desenlerle birlikte kullanılmış. Seni daha böyle gizli saklı, değil mi, daha şey bir hayatın varken birdenbire Cem Yılmaz'la evlenince kamuoyu tabii birdenbire seni çok merak etmeye, tanıyor ve takip etmeye başladı. Bu rahatsızlık yaratmadı. Yok, yani şöyle, zaten bir şeyin bir şeye girerken, bir olaya girerken bilinçli bir şekilde giriyorsunuz. Mecburen hani bir kabul de söz konusu burada. Dolayısıyla bunu kabul ederek bir şekilde ben de girdim bu olaya. Onun sonuçlarını ben şu anda yaşıyorum, evet. Bu benim için zor mu? Bence değişim olduğu için tabii ki de zor. Ama bir şekilde ben bunu kabul ettim ve böyle idare etmeye çalışıyorum. Bunun sonuçları bu şekilde devam ediyor. Evet. Bir de tabii şöyle güzel bir sonucu oldu. Bizim küçük Kemalcik hakikaten çok şeker. Ne oldu mesela, Kemal doğunca ne hissettin sen? Vallahi ben bir kere çok mutlu bir hamilelik geçirdim. Ve Kemal doğunca da yani hayatım tamamen değişmedi. Ona bir şekilde adapte olmaya çalıştım. Ben şuna inanıyorum. Bir şekilde hani o da bana ayak uyduracak, ben de ona ayak uyduracağım. Yani bütün hayatın Kemal değil, senin de bir hayatın var, öyle elbette mi? Benim de bir hayatım var. Ayrılıktan sonra elbette ki bazı sorumluluklar daha fazla yükseldi, açığa çıktı. Dolayısıyla şimdi ben bütün programımı ona göre yapmaya çalışıyorum. Sende mi kalıyor? Benimle, evet. Seninle beraber yaşıyor. Evet. Tabii anne çok önemli bir çocuk için. Elbette. Onu mahrum bırakmamak lazım ama peki sen nasıl bir annesin? Mesela biraz gecikse, biraz gözünün önünden kaçırsan merak eder misin yoksa daha rahat mısın? Daha rahat bir anneyim. Yani çok fazla üstünde değilim her zaman.
Zaten o da özgür ruhlu bir çocuk. Hmm. Dolayısıyla kendine de güvenen bir çocuk. Dolayısıyla onu her zaman rahat bırakmaya çalışıyorum. Bunun da yaratıcılığa katkısı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani her an üstünde değilim ben onun. Herhalde o da diyorum bir sanatçı olacak. Sen bir sanatçısın, baba bir sanatçı. Böyle küçük esprileri var mı onun? Ya, komik bir çocuk. Komik mi? Komik bir çocuk, kesinlikle. Gülüyor mu böyle, devamlı kahkaha atıyor mu? Neşeli bir çocuk, neşeli. Yani mutlu bir çocuk. Hı-hı. Allah'a çok şükür ki. Ama bir taraftan da kendine has bir komikliği var. Ne çok şeker. Evet. Dur bakalım, babasının izinden mi gidecek? Bakalım. Hareketli de galiba, hareketli, değil mi? Çok hareketli. Okula gönderiyor musun? Şimdi çok erken yaşta gönderiyorlar. Okula, evet, okula minik minik başladık. 2 yaşında. 2 yaşında. Hı. Çünkü ben birazcık şeye inanıyorum. Yani sürekli büyük insanlarla birlikte vakit geçire geçire başka türlü huylar ve tepkiler oluşturuyor bence çocuklar. Ve gerçekten çok hareketli bir çocuk. Hani diğer çocuklarla da vakit geçirsin ve bir şeyler öğrensin adına... Böyle bir şey yaptık bakalım. Bence memnun şu anda, mutlu görünüyor. Mutlu görünüyor. Bu şey ayrılık onu sarsmadı herhalde. Baba ayrı meşgul oluyor. Yok yani birbirinize... aynen. Onu bir şekilde dengelediğimiz için o da yani hiç hırpalanmadan bu durumu atlatıyor. Bu arkadaşlık aslında ayrılan anne babalarda arkadaşlığın sürmesi gerekiyor. Evet. Yani arada çocuk arzu ediyor anne ve babayı birlikte görmeye. Buna evet. Da... Tahmin ediyorum siz de özen gösteriyorsunuz. Evet. Bir de şey söyleyeceğim şimdi çocuk vintage o bu. Peki yeni bir dizi gündemde mi? Yok yeni bir dizi gündemde değil. İster misin tek böyle bir şeye de girmek? Yani şu anda Nazlı Hanım ben her şeye zor yetişiyorum. Sabah 6'da kalkıyorum. Belki konuk oyunculuk olabilir. Ama o araya yani full bir dizi programı sıkıştırmak yok. Şu ara biraz zor. Yani çünkü televizyon programı var, kendi işim var. Bir taraftan modellik de devam ediyor. Bir markayla işbirliği yaptım. Hani bu tip şeyler oldukça diziye vakit ayırmak biraz zor. Kemal sana fedakar olmayı mı öğretti? Mesela anne çocuk ilişkiniz nasıl mesela? Şöyle tabii ki de fedakar olabiliyorsun ama vay be amma fedakarım demiyorsun. Demiyorsun. O zaman. O tabii bir süreç içinde. Kesinlikle. Dolayısıyla yani bana öğrettiği şeyler mesela ben çok fazla hızlandığımı düşünüyorum. Ben birazcık böyle aheste, sakin... Hani huzurlu bir tipimdir. O beni biraz daha şey yapmaya başladı. Hani hadi evet programlıyım. Birkaç gün sonra yapacağım şeyi bileyim ki ona göre program yapayım. Hızlandırdı beni. Hızlandırdı. Öyle ama önemli evet, tabii. 6'da kalkmak böyle bir makine gibi akşama kesinlikle. Kadar çalışıyorsun. Şimdi sen bize bir şey yapacaksın herhalde. Evet. Bir mutfakta marifetini göstereceksin. Göstermeye çalışacağım. O umarım da senin beğenirsiniz. Diyetinin içinde yer alıyor herhalde. Evet kesinlikle. Ne size yapacaksın? Bir çorba yapacağım. Benim kış zamanında vazgeçemediğim bir çorbadır o. Her zaman evde vardır kış aylarında mutlaka. Hem besliyor hem de fazla kilo almayı mı engelliyor? Aynen öyle. Yani fazla kilo almayı engellemiyor. Hem çok güzel besliyor hem de tok tutuyor. İşte o da zaten fazla bir şey yemezsen. Aynen. Hadi bakalım bir bakalım. Yiyelim, tamam. Görelim. Birazdan Nazlı Ilıcak'la pazar gezmesinde. Ahu Yatu mutfağa girdi, sebzeli kış çorbası pişirdi. Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyorum Nazlı Hanım. Yani genelde işte sebze ağırlıklı. Nazlı Ilıcak Ahu Yatu ile beraber catwalk yaptı. Şöyle yapıyoruz. Ama o zaman da işte yere bakmayacağız. Yere bakmayacağız değil mi? Sağ. Pilates yapan Ahu Yatu'ya Nazlı Ilıcak eşlik etti. Nazlı Hanım tamamdır bence. Siz çözdünüz bu. Ben çözdüm işi hadi. Birazdan Nazlı Ilıcak'la pazar gezmesinde. Buyurun. Çok sizi teşekkürler. Şöyle alalım mutfağımıza. Mutfağın da çok güzel ama bak benim hemen gözüme şöyle bir tablo. Yapacağın yemekleri mi yazıyorsun buraya? Nedir? Yok. Çorba mı? Nedir bu?
Yok, Çaba Derneği ile bir ortak proje yapmaya başladık. Hı hı. Şimdi dedik ya, bu eskileri insanlar nasıl değerlendireceklerini, hı hı, bilemiyorlar. Hı hı. Biz de bazı ünlü isimlerle bir işbirliği yaparak bu eskileri nasıl değerlendirebileceklerini öğretmeye, hı hı, çalışıyoruz hem insanlara hem de o ünlülerin eskilerini satın alıp Çaba Derneği'ndeki çocuklara yardımcı olmuş olacaklar insanlar. Çok güzel. Yani sosyal projeyi de ihmal etmiyorsun. Bir taraftan da mecburen böyle bir köprü oluşturduk. Yani bu da bir işin başka bir sorumluluk tarafı bence. Vallahi seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi çorbayı buyurun, evet, çorbamızı üzere yapalım. Şimdi malzemelerimiz, tek tek sayayım isterseniz. Say. Ben de şöyle oturayım, seni seyredeyim. Malzemelerimiz de kereviz, Ege kabağı. Ha, kabak o, ben salatalık zannettim. Normal kabak da olabilir. Evet. Kırmızı biber, soğan, havuç, hı hı, bir tane patates. Bir de hafiften yoğunlaştırsın ve biraz da hani protein eklemek adına kırmızı mercimek. Şimdi bu kaç kişilik bir çorba oluyor? 4 kişiye yetebilecek bir çorba olur. Bu çorbanın bir diğer adı da evde ne varsa çorbası. Hmm. Yani çok basit ve pratik bir çorba. Tek tek kesiyoruz ve düdüklümüzün içine atıyoruz. Şöyle minicik, hı hı, büyük olanları mecburen kesme tahtasında. Bu kereviz. Kereviz. Yani kocaman kocaman kesip içine atabiliriz, hiç sorun değil. Evet, kabağı da doğruyorsun. Kabağı da doğruyorum. Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyorum Nazlı Hanım. Yani genelde işte sebze ağırlıklı, hı, fakat buna da spor eklendiği zamanlarda özellikle et yemeye özen gösteriyorum. Ha, et yiyorsun o zaman. Et yiyorum. Spor yaparken. Et yiyorum. Etle birlikte bulgur pilavı, pilav, makarna da yiyorum. Yani hiç bir şeyi esirgemeden gayet güzel yiyorum. Çünkü spor yaparken özellikle karbonhidratı da alıyor olabilmek gerekiyor. Lazım. Dolayısıyla et de yiyorum, köfte de yiyorum. Yani hani... Balık? Peki balık yok mu? Balık da yiyorum, bayılıyorum balık yemeği. Yani dengeli besleniyorsun benim, evet, anladığım kadar. Her şeyle. Ama en çok mesela ne yemek seviyorsun? En çok sanırım dolma seviyorum. Etli dolma? Evet. Sen başarabiliyor musun etli dolma? Etli dolmayı başarıyorum, evet. Yanlışlığım vardır. Yaprak sefer dolması mı yoksa... Yaprak sarması değil. Yaprak değil. Yaprak sarmasını biber denedim dolması, ama. Domates dolması, evet, patlıcan etli dolma. Özellikle patlıcan, özellikle de kuru patlıcan dolması çok seviyorum. Ve sen yapıyorsun bunları. Ben yapıyorum. Vakit buldukça yapıyorum. Bak, ay, tabii devamlı zaman yapamazsın ama bu kimi öğretti ki sana bu kadar güzel yemek yapmayı? Valla işte genelde bizim ailenin hanımları, dedim ya, onlar da pek meraklıydı. Ben de onları çok izlemeye meraklıydım. Halamı özellikle, tabii ki en başta babaannemi. Maydanozu da bu arada büyük büyük doğradım, büyük koydum. Büyük büyük. Şimdi çünkü blenderdan geçiriyorsun. Aynen öyle. Bir tane ufacık bir kabak. Evet. Tatlı da yiyor musun arada sırada? Yiyorum. Severim tatlı. Öyle mi? Ne tatlısını mesela? Tulumba tatlısı. Ben en çok lokma severim aslında. Lokma, o, evet, şahane. İzmir'in İzmir'de lokması. Evet, yaparlar çok. Böyle çikolata sevmez misin? Çikolata bayılırım. Tatlılar. Çikolatasız yapamam. Ha, çikolata da çok seviyorum. Kesinlikle. Bitter çikolata özellikle tercih ediyorum. Onu da seviyorum ayrıca. Bir de hani fındıklı, bademli, hani bir şeyli olursa da daha tatlı olur. Onu da seviyorsun. Maşallah, sevmediği yok. Yok. Yemediğim de yok. Çünkü yaşın genç, yakıyorsun, spor yapıyorsun. Evet. En son ben bir zencefil ekleyeceğim. Hı hı. Onu ama şöyle sadece ikiye bölerek ekliyorum. Çünkü bunu blenderdan geçirdiğimizde tel tel dağılıyor. Hı. Dolayısıyla çok fazla dağıtmamak adına büyük olarak bırakıyoruz. Şimdi bir de küçük mercimekleri. Şimdi yap. Evet, mercimeği de ekledim. Su koyduktan sonra, ha, bir de bulyon koyacağım bir tane. Bulyon koyuyorsun. Bulyon, evet, aslında sağlıklı değil ama. Evet ama lezzet veriyor. Hem lezzet veriyor hem de ben de birazcık hani et tadı da olsun açısından koymak et istiyorum. Et parçası koyabilir misin bu çorba? Et parçası koyarsın. Bir de
Ben genelde mesela Kemal'e de yedireceğim zamanlarda kemik suyu kaynatıp onu buz poşetlerine koyup donduruyorum buzlukta. Genelde böyle çorbalar yaparken hemen içine buzluktan kemik sularını ilave ediyorum. Hiç o zaman bulyona gerek kalmıyor. Şimdi sıcak suyu koyuyorum. Evet. Kaynarken mi koyuyorsun suyu? Kaynamış sıcak su. Kaynamış sıcak su, evet, koyuyorsun. Kemal'in yemeklerini sen mi yapıyorsun? Kemal'in yemeklerini ben de yapıyorum. Bakıcısı da yapıyor. Bakıcısının da eli gerçekten çok lezzetli. O yüzden çok şanslıyım. Bayılıyor yani. O da hani yemek seçen bir çocuk değil. O yüzden ne şanslıyım. Ne veriyorsunuz? Şimdi 2 yaşında olduğu için her şeyi yemez. Aslında her şeyi yiyor. Yani 6 aydan itibaren başlandığı için bir takım şeylere, yani gıdalara her şeyi vermeye başladım ben. Püre haliyle başladım. Et, balık, işte ne bileyim sebze grubu, hepsini vermeye başladım ve hepsini de severek yiyor. Şimdi bu düdüklü tencere. Evet. Ne kadar dakikada pişecek düdüklü tencerede? 10 dakikada pişmiş olur. Piştikten sonra blender'dan o zaman mı geçiriyorsun? Evet. Ahucuğum çok güzel, çok teşekkürler, çok güzel yemek yaptı. Şimdi benim içeride gözüm senin o elbisede kaldı. Ben istiyorum o elbiseyi bir giyeyim. Tabii ki. Bir de sen, tabii ben öğrenemem de, sen bana bakalım öğret. Nasıl şöyle yürüyorsunuz, catwalk falan mı diyorsunuz? Catwalk diyoruz, catwalk, evet. Catwalk böyle kedi gibi. Evet, kedi yürüyüşü aslında. Kedi yürüyüşü, evet. Kediler öyle mi yürüyor? Kediler öyle yürüyor. Bir adım önüne atıyor her zaman. Evet, bakalım şimdi ben denemiyorum. O kıyafeti giydikten sonra pazar gezmesi izleyicilerine öyle bir catwalk yapacağım. Bizden ayrılmayınız. Mehmet Bey merhaba. Nazlı Hanım hoş geldiniz. Drama'nın bütün post işlemlerini burada yapabiliyoruz. Hem suya yakın oluyoruz hem de çalışabiliyoruz. Parmak uçlarında. Parmak uçlarında yürüyeceğiz usul usul. Nazlı Hanım'a çok yakıştı arkadaşlar, yakıştı farkında mısınız? Peki. Kartal duruşu açılışıyla bazen öne yürüyerek de yapabilirler. İlk defa bir karavana biniyorum. Öyle mi? Hayatımda bir karavanım bile yok. Yani karavan, tekne. Teknenin adı Sevgili miydi sizin? Sevgili. Bu bundan önceki de öyleydi, ondan önceki de öyleydi. Biraz numaraları artıyor 1, 2, 3 diye. Maksadım harem kurmak değil tabii ki işte ama. Babamı ben küçükken kaybettik. 5 yaşında mıydınız Deniz, siz babanızı, evet, kaybettiğinizde? 5 yaşında, 4 yaşındaydım. O yüzden Can'la ilgili arzuma sık sık benim bir babadan aldığım somut bilgiler yok. Sezgisel davranıyorum. O yüzden babalık nasıl bir şey ben bulacağım demiştim başta. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sen yol göster bana. Evet efendim, buyurun. Evet. Bilmiyorum, yakıştırdın mı? Çok yakıştı. Çok güzel. Gerçekten bu kadar yakışır. Yok pek yakıştı. Hakikaten ben çok yakıştı. Şimdi şöyle, ama canım önce istersen birazcık bir iki adım öğretebilir misin bana? Tabii ki öğretebilirim. Buradaki giyindim. Burada mı çekiyorsun sen? Burada çekiyoruz. Mankenler geliyor, buradan kıyafetler, evet, seçiliyor. Evet, genelde bütün ürünlerimizi biz kendi stüdyomuzda çekiyoruz. Buradan tek tek kıyafetleri veriyoruz. İşte bir gün içinde 100-120 kıyafet çekmiş oluyoruz. Göz koyduğun oluyor mu senin bu kıyafet? Olmaz mı? Ne yapıyorsun mesela? Ay, vermeyeyim, satmayayım. Yani en büyük problem de o oluyor zaten. Bazı satılan ürünlere üzülüyorum. Çünkü bir gönül bağı olmuş oluyor. Ama genelde her şeyi de alamadığım için, yani yer olmadığından dolayı ne yapıyorum? Bazen alıyorum, giyiyorum, saklıyorum. Bir mesela arşivlik ürünlerimiz var. Onları hiç satmaya kıyamıyorum. Onları arşivleyip depoda tutuyorum. O da zor, bir de depo bakımı. Evet. Peki sen kendin nasıl giyin? Herhalde hep vintage giyinmiyorsun. Yok, vintage. Bu mesela vintage bir etek üstümdeki. Öyle mi? Evet. Üzerimdeki bu bluz da yeni bir bluz. Yani bu da mesela pabuç da çok güzel. O da yeni. Etmişsin. Yani hep böyle modernize edip, yani günlük trendlerle vintage ürünleri bir şekilde karıştırarak kullanıyorum. Mesela renk tercihlerin nedir? Sen şu çok güzel renk. Teşekkür ederim. Bu tip renkleri mi tercih ediyorsun? Yoksa mesela kırmızı sever misin? Severim.
Ben genelde renkli giyinmeyi çok seviyorum açıkçası. Hı hı. Yani yaz döneminde tabii daha renkleniyoruz da kışa girerken biraz da böyle Eylül, Ekim, Kasım zamanlarında ben toprak tonlarını tercih ediyorum. Hep böyle bakımlı mısın sokağa çıkarken? Genelde dikkat etmeye çalışıyorum. Göz önünde olan insanlarız. Dolayısıyla birazcık yani bir minik bir hoşluk katmaya çalışıyorsun kendince. Tabii sen rol model. Ben şimdi senden hakikaten rica etsem, sen manken olarak nasıl yürüyorsunuz mankenlik? Onu bir... Nasıl yürüyoruz? Nasıl yürüyorsunuz? İlk başta yani göz hizasında bakıyor olmak önemli. Böyle düz bakacağız. Evet, düz bakacağız. Onun dışında adımlarınızı demin dedik ya hani catwalk. Yani bir adımınızı diğerinin önüne koyaraktan. Hı hı. Bu ayakların birbirine de dolaşabilir tabii. Dolaşabilir. İyi bilmezsen bu işi. Şimdi evet şöyle yapıyoruz. Ama o zaman da işte yere bakmak. Yere bakmayacağız değil mi? Evet. Yere bakma, karşıya bak. Ve catwalk yap. Yani, eller ne yapacağız? Elleri evet birazcık kontrollü yani çok sokakta gibi yürümeden. Sen bir yürü bakayım nasıl. Yani mesela ben normalde sokakta böyle yürüyorum. Öyle yürüyorsun. Yani biraz kollarım da uzun olduğu için fazla sallanır. Halbuki normal yani podyumdayken onu kontrol etmeye çalışırım. Daha düz yürümeye çalışırım. Daha kontrollü. Ama kollarımızı böyle sallayacağız şöyle. Tabii ki sallanıyor. Şimdi ister istemez zaten gidiyor vücut formu. Dur bakalım. Düşmeden bunu halledebilirsek. Tamam çok. Şöyle arka arka. Vallahi bravo Nazlı Hanım. Hiç sağ ol canım. Değil. Çok teşekkürler. Düşmeden. Şimdi canım podyumda gibi beraber yürüyeceğiz. Tabii müşteri senin üzerindeki kıyafeti çok zarif ve güzel bulduğu için alacak. Sen çünkü çok iyi taşıdığın için. Benimki bugüne kalacak herhalde ama gene birlikte yürüyelim. Gel bakalım. Yürüyelim. Şimdi hadi. Sağ. Sokakta da böyle yürünüyor mu bu şekilde? Tabii ki de böyle yürünmüyor. Sokakta da mı öyle ayakta? Yok. Bu başka bir podyum yürüyüşü. Allah Allah bu da ne tuhaf. Normal böyle yürüsen ne olur ya? Böyle yürüsen bu daha estetik bir anlam katıyor. Yani öyle mi? Catwalk evet yani ille tabii ki de böyle çapraz atmıyorsun. Aha. Ama yine de birbirinin önüne geldiği zaman bacaklar evet. Daha estetik bir daha görünüm. Daha estetik oluyorsun. Daha artistik bir görünüm kazanıyor. Onun için ben de anlamadım. Niçin catwalk'te dog walk diye filan. Sanıyorum çorbamız hazır. Dilerseniz tadalım. Hemen için. Tabii tadalım. Pekala. Evet bakalım nasıl olmuş ben de çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum ve acıktım da. Çok buyurun. Teşekkürler. Düdüklüyü söndürdük. Hı-hı. Buharı gitti. Hı-hı. Ve açtığımızda... Hı-hı. Tamamen pişmiş sebzelerle karşılaşıyoruz. Çok güzel. Blender'la dikkat edelim. Çok güzel olmuş. Kokusu geliyor. Değil mi? Burnumuza. Ne kadar güzel kokuyor. Eyvah şeyi çıkarmayı unuttuk. Bu zencefil ne olacak şimdi? Çıkarttığın zencefil. Bu zencefil... verdi zaten o tadını. Tadını pişerken. Verdi artık koymuyorsun aynen. Onun içine. Bakalım kıvamı. Kıvamı güzel. İstersek daha yumuşak, daha sulu. Aynen nasıl? Suyla ama ediyorsun. Yeter. Çok teşekkürler. Mis gibi kokuyor. Ben çok azıcık buna bir sızma zeytinyağı eklemek istiyorum. Ay hakikaten çok güzel kokuyor. Hafif bir tat versin diye. Şimdi buradan çok kilolar gidiyor ama az bir şey. Çok az. Sızma zeytinyağının hiçbir sakıncası yok. Limon da yok. Koyuyorsun galiba. Bu limon... Tercihe göre evet limon da koyabilirsiniz. Ben genelde limonlu içiyorum. O güzel böyle bir yumuşatıyor da. Ya bu kışın bu çorbayı evet. İç, bütün gün tok kal. Aynen öyle. Ve aslında periz yapmak istiyorsan da bu çorbayla sağlıklı, evet. Sebze ağırlıklı beslen. Şimdi bir sınav var. Biraz karıştırıyoruz. Tabii ki. Evet. Yani inan her şeysi mükemmel. Gerçekten. Vallahi. Yaşasın.
Ne tadı var şimdi? Bunda bir kereviz mi veriyor bu tadı? Kereviz çok baskın bir tat. Hmm, ama diğerleri veriyor, de çok lezzetli. Yani mercimek de o yoğunluk, o kıvamını hep mercimek veriyor. Ama inan şahane. Bakayım. Soğan. Biraz baharat da var bunun içinde. Değil mi? Ne koyuyorsun baharı? Kırmızı? Biraz acı hafif. Kırmızı biber karışımı koydum. Hmm. Acılığı da var, fark ettiniz mi? Acılığı da var. O acılık da zencefilden geliyor işte. Ha, zencefilden. Evet. Demek ki ben biberden mi dediğim şey zencefilden geliyor. Evet. Yani sevgili seyirciler, hakikaten bunu mutlaka yapın. Çok çok lezzetli. Hem doyurucu. Ve hatta buna bir isim vermek isterseniz Ala Ahu. Evet, diyebilirsiniz. Ya da bir diğer adıyla Evde Ne Var Çorbası. Evde Ne Var Çorbası. Şimdi bu kadar yedik içtik. Formumuzu tabii sadece yiyerek muhafaza etmiyoruz. Hı hı. Jimnastik yaparak da. Ama sen pilates yapıyorsun galiba. Ben genelde pilates yapıyorum. Diğer jimnastiği yapmıyor musun? Ağırlık. Ağırlık zaman zaman yapıyorum. Yapıyorsun. Ama ondan ziyade pilatesle, çünkü duruş bozukluğu var bende. Hiç, aman sende varsa. Bende var maalesef. Evet. Skolyoz olduğu için pilates ve yoga ile güçlendirmeye çalışıyorum. Çok güzel. O zaman gel bana da bir pilates göster aslında. Elbette. Peki o zaman gidelim. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol. Eline rica sağlık. Rica ederim. Afiyet olsun. Evet. Beklettin mi seni? Ben de kıyafetimi giydim. Hoş. Öpeyim tekrar. Hazırız. Oh canım. Buyurun. Teşekkürler. Tam spor havası. Tam. Hadi bakalım. Heyecanla bekliyorum. Gel. Evet. Ayakkabılarımızı da çıkaralım. Öyle. Merhaba hocam. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Bunun üzerinde tabii evet, ayakkabıyla olmaz. Evet Çağlar Hoca, şimdi Nazlı Hanım benim bugün konuğum. Evet. Buradaki konuğum. Evet. Kendisi şimdiye kadar hiç aletli pilates yapmamış. Tamam. Dolayısıyla bunu bir denemek istedi. Ben de yani normalde pilates yaptığımdan bahsettim. O da çok merak etti ve denemek istediğini söyledi. Ona böyle bir giriş. Tamam. Önce benle mi başlayacaksın? Yok. Birlikte başlayalım. Birlikte. Aynen. Evet. Sırt üstü yatalım. Ava Hanım zaten buraya geçiyor. Tamam. Ava Hanım da sırt üstü yatıyor. Evet, ben başınız bunu buraya hiç gelsin. İkimiz de aynı şekilde sırt üstü yattık. Omurgayı destekliyoruz. Yukarı doğru kendimizi itiyoruz. Ne kadar itiyoruz? Evet, sonuna kadar itelim yukarı doğru. İtelim, 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 itelim. Aynen öyle. Yaklaşıp tekrardan itiyorsunuz. Süper. Bir tane daha yaptıktan sonra herkes en aşağıda beklesin. Başlangıç olduğu noktada. Evet, şimdi topukları değdirerek aynı şekilde itebiliriz. Süper. Ayaklar kendinize doğru çekilin. Evet, yukarı doğru pres yapalım. Bu daha kolay. Aynen böyle. Bu şekilde bacak şimdi kaslarımızı ve karın kaslarımızı aktif edebiliriz. Yani bunu yaparken karın kaslarımızı sıkarak yapmayız. Evet, burayı sıkıyoruz. Peki belimizi de yere bastıralım. Aynen öyle. Belimiz her zaman korumada kalacak ve yukarı çıkarken de nefes veriyoruz. Dur bakalım, göreceğiz şimdi sonrasını. Şimdi kolay da. Evet, süper. Bu nefes çok önemli. Çıkarken nefes, evet, değil mi? Yukarı kesinlikle. İterken, evet, iterken yani zorlanırken nefes veriyorsun. Aynen böyle, süper. Güzel. Bunu yaparken de karın aktif olsun. Bir tane daha yapalım. Süper. Bu da şimdiki yapacağımız egzersiz de parmak uçlarında gene. Topuklu ayakkabı gibi giyiyormuş gibi, evet, düşünün. Bu da bayanlar için çok önemli. Yukarı itin sonuna kadar. Evet. Evet, orada kalın. Topuklarınızı aşağı doğru bastırın ki streç olsun. Bu önemli bir egzersiz. Tekrar çıkın. Hiç dizleri bükmeden ama. Nasıl çıkıyor dizleri bükmeden? İtin. Yukarı doğru pres yapın. Evet. Pres yapın. Aynen böyle. Topuğu bastırdık. Evet. Yukarı doğru topuğu kaldırdık. Öyle mi? Hayır. Şu. Öyle. Dizi bükmeyin. Dizi bükmeyin. Dizi bükmeyin. Aynen böyle. Şimdi tekrar bastın. Bu. Ha. Parmak ucunda yukarı yükseliyormuş gibi. Anladım. Böyle. Aynen böyle. Süper. Bunu tek tek de yapabiliriz. Yani bir tanesini yıkıyorsunuz. Şu şekilde. Tamam, tamam. Bastırın. Çok bastırma ya. Evet. Kolla beni. Yok yok, hiç problem yok. Anladım. Merak etmeyin. Arka bacak kasları için kasları çok, evet, çok aynen. İyi. Yani iyi. Bayanlar geldi topuklu ayakkabıda gittiği için oralarda, tabii, birazcık gerginlik oluyor. En azından rahatlatıyor. Ay. Evet, bu şekilde yaklaşabiliriz. Bu iyi. Artık sen devam et. Tamam. Seyirci olayım. Bu da bir kalça omurga egzersizi aynı zamanda. Kalçayı, hı-hı, yuvarlayarak yukarı doğru kaldırıyoruz.
Aynen böyle. Hmm. Tek tek omurgayı yuvarlayarak da en son kalçayı deviriyoruz. Tabii. Bir tane daha yapalım. Süper. Bunun tabii değişik çeşitleri var. Yukarıda beklediğimizde tekrar yukarı çıkalım. Bir tane bacağı. Kısa kısa. Evet, tabletop'ta da yapabiliriz. Yani evet, şöyle dizler bükülüyor. Çok zor. Bu gitgide zorlaşıyor. Evet, yani kişiden kişiye göre değişebilir. Size bir farklı, başkasına bir farklı yapılabilir. O yüzden güvenlidir. Tabii hocayla yapılmasını tavsiye ederiz. Tabii tabii. Yok. Bununla alakalı. Bir tane daha yapabiliriz. Aynen böyle. Yuvarlayalım tek tek. En son kalça değiyor zaten. Bir de postürle alakalı kollarla, yani omurga için güzel bir egzersiz daha var. Şöyle havanını da göstereyim. Bakayım bir göreyim. Evet, kollar yukarıda düz kalıyor. Bacaklar tabletop'ta. Aynen. Kolları aşağıya doğru, kalçanın yanına doğru getiriyoruz. Kollarla evet, çekiyor. Süper. Hocam kolları sen bugün bana bayağı yükler. Ha, bu zor değil mi? Bana hayır. Bu da şöyle. Hem omurgayı dik tutuyorsunuz aynı zamanda. Evet, burada da güzel bütün bir postür. Bütün vücudunuzu mu çekmiş aynen, oluyorsun? Aynen. Şu an evet. Bütün vücut aktif. Bakayım. Siz de alalım, bir tane deneyelim. Bir deneyeyim yani. Kolları düz yapıyorsunuz yukarı doğru. Şuraya geçirin. Nereye? Şöyle. Evet. Bastırın aşağıya. Evet. Aynen. Bacaklarınızı şöyle kendinize doğru çekin. Evet. Dizleri birazcık daha kendinize çekin. Şu an ellerinizle makineyi tutuyorsunuz. Kollar dümdüz kalsın yukarı. Ha yukarıda. Aynen böyle. Ha, bu süper. Çok kolaymış ya. Evet. Fış fış kayıkçı. Evet. Pozisyonu. Şöyle bacaklar düşmeden ve belimizi tutarak yapıyoruz. Bunu ittirirken aşağıya nefes veriyoruz. Süper bu. Bu da bir postür egzersizi. Omurgayı dik tutar. Nazlı Hanım tamamdır bence. Siz çözdünüz bu işi. Ben çözdüm işi yani. Çağlar Hoca beni nasıl buldunuz? Vallahi ilk geldiğinizde birazcık tedirginiz ama gayet iyi. En azından güvenli olduğunu bildiyseniz, yani evet, öğrendiyseniz sıkıntı yok. Evet. Ondan sonrasında zaten ufak ufak hareketleri size yaptırabiliriz. Herhangi problem yok. Gayet de iyiydiniz. Sağ ol. Çok teşekkürler. Avucum hakikaten sana da teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Haftada iki geliyorsun değil evet, mi? Evet. Haftada iki evet, gelmeye çalışıyorum. Yani bu zarafetini kısmen de buna borçlusun. Kesinlikle öyle. Yani bu gerçekten bir hayat biçimi haline gelmesi gereken evine bir durum. Evine de yakın. Hemen geliyorsun biliyorsun. Aynen. Avucum istersen yanıma gel. Bir anons yapalım. Tabii ki. Ve veda zamanı geldi. Seni şöyle alayım. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi çok yoğun bir gün geçirdik Ahu ile birlikte. Önce güzel vintage kıyafetlerini gördük. Ben mankenlik yaptım, mutfağa girdik. Her evde olan mıydı yemeğin adı, evet, çorbanın adı? Onu birlikte pişirdik ve sonunda geldik burada. Pilates yaptık. Veda etmeden önce bir her zamanki gibi bir fotoğraf çekeceğiz baş başa. Kamera. Hemen bunu ayarladık. Şöyle. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Yine görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.